Gel. Rüzgar Bey. Umut geldi. Gönder gelsin. Ben de nerede kaldım? Kaç gündür bekliyorum. Senden bir geri adım göremedim. Atmadığımdandır. Sana Nursema'dan uzak dur diyorum. Sen gidip terfi ettiriyorsun. Umut sen ne anlatıyorsun hala ya? Sen Nursema'yla evlisin, mutlusun. Kızı işinden etmek neyin kafası? Ulan sen benim karıma göz dikmişsin. Hala ne konuşuyorsun? Umut birincisi ben kimsenin lafıyla hareket etmem. Hele ki o kimse böyle tehditvari bir şekilde benden bir şey isterse asla yapmam. İkincisi benimle bir derdin varsa o derdini gelip benimle çözeceksin. Nursema'yı işinden etmeye çalışma. Ki zaten edemezsin. Lan sen ne cibiliyetsiz bir adammışsın. Karıma aşıksın. Utanmadan hala burada çalıştırıyorsun. Ben özel hayatımla iş hayatımı karıştırmıyorum. Kimseye sarkmadım, musallat olmadım. Çok yakın bir arkadaşımla dertleşirken geldin kapıyı dinledin. Nasıl bu kadar rahatsın sen? Utanılacak bir şey yapmadım ki. Ya sen madem bu kadar rahatsızsın, git karına söyle. Git konuş ya. Rüzgar'ı konuşurken duydum de. Ne var bunda bu kadar anlamıyorum. Ya rahatsızsan karını kovdurmaya çalışma, yüzleş. Bu kadar. Sen harbiden iğrenç bir herifmişsin. Umut ben... Ben yanlış bir şey yapmadım. Yalan söylemedim. Herhangi bir şekilde bir şey kıvırmıyorum. Söylediklerimin tamamen arkasındayım ve sana da aynısını tavsiye ederim. Artık gidebilirsin. Ya bundan seni yakıp çattırmak bana yakışmaz çünkü. Hadi bakalım. Anne, Görkem'in çizinden kız çıkmış. Haberim var, söyledi. Ay ne alaka? Hayat ablayı beğenmiyorum yani, ne ayıp. Hah, geliyor. Hoş geldin kızım. Hayırlı günler. Hayırdır Görkem? Yanında bir kızla gelmişsin. Seher'i mi diyorsun? Yardımcım, bir şey mi oldu? Sen her yere yardımcınla mı gidersin? Ben canım ne isterse onu yaparım. Kimseye de hesap verme. Bir de açıkmışsın. Sen kocamın yanında şimdi açık mı dolaşacaksın? Yani rahatsız oluyorsa yanımda dolaşmasın. Tövbe estağfurullah. Kızım niye rahatsız olsun? Adetimiz böyle diye soruyor işte. Mustafa ilgilenmez öyle şeylerle. Ne güzel işte. O ilgilenmiyorsa siz de ilgilenmeyin. Şuursuz, patavatsız. Aşkım hoş geldin. Bu ne kokmuş ya? Her taraf bütün apartmanı sarmış. Balık kokuyor. Evet, balık yapıyorum. Akşam için. Ya evde balık mı olur? Evet, ben yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Ya olur olur da Kıvılcım Allah aşkına şu camları falan bir açalım ya. Çok ağır bir koku bu. Hayatım aç mı kalalım? Akşam ne yapalım? Ya kalmayalım tabii ki. Onu mu diyorum ben? O zaman dışarıdan söyleyelim sağlıksız. Hayatım onu da demiyorum ama evde balık yapmayalım. Yani gerçekten benim tahammülüm yok böyle bir kokuya. Sana da merhaba hayatım. Hoş geldin dedim ama duymadın herhalde. Kusura bakma hayatım böyle koku moku falan. Daldım. Sen duşa gir istersen. Ben mutfağın kapısını kapatırım. Koku falan duymazsın. Kızdın mı bana? Kızdım evet. İşten erken çıkıyorum. Geliyorum burada uğraşıyorum. Selam vermiyorsun, ev kokmuş diyorsun. Kokmuyor mu? Bir saattir mutfaktayım, yemek yapıyorum. Kokabilir. Ne var yani bundan? Hayatım, herkesin bir hassas noktası var. Benimki de bu. İdare etsen ne olur? İyi, tamam. Bir daha evde balık yapma. Ya ben seni İstanbul'un en güzel balıkçılarına götürürüm. Merak etme. Sağ ol. Begüm niye yardım etmiyor sana? Etti de. Kız eve ilk günden geç kalmasın dedim ben. Metehan kaçta geliyor?
ne bileyim arkadaşların olacağım dedi. Tamam. Buna da mı bozuldun yahu? Hayır, bozulmadım. Sen de beni her şey bozulan tiplerden sandın. Hayatımızda ilk defa ikimizin ailesinin mevzusunun dışında minik bir tartışma yaşıyoruz sevgilimle. İyi, o zaman bunu mutfaktan çıkmanla kutlayalım hadi. Dur ya, çıkmıyorum. Şundan bir tane atayım. Ay, Ömer ondan çiğ. Ya çık, sen oruçta değil misin? Allah kahretsin, unuttum ya. Hayatım onlar ayrıca çiğ. Vallahi unuttum. Neyse melekler yedirdi, böyle oruç bozulmaz. Saçmalama Ömer. Çiğ böreğin hastasıyım bu arada. Bundan bana ayır lütfen, olur? Sen koca bir çocukmuşsun. Sen de koca bir aşksın benim için, biliyor musun? O zaman hadi dışarı, 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 dışarı. Dışarı, hadi dışarı. İyi akşamlar Alev Hanım. İyi akşamlar da. Hayırdır, ne oluyor? Efendim, buyurun. Bunu Abdullah Bey gönderdi. Ne bu? Abdullah Bey her zaman yanınızda olduğunuzu bilmenizi ve her türlü harcamanızı da bu karttan yapmanızı istedi. Ne? Başka ne istediğini de söyledi mi? İnanmıyorum ya, ben hayatımda böyle terbiyesizlik görmedim. Efendim, sinirleneceğinizi tahmin etti ama inanın... Tamam, sus. Ben o patronuna sağlam küfürler içeren bir mesaj atardım da... ona bile değmez o. Bak şimdi, ben buna ne yapacağım biliyor musun? Bak. Görüyor musun bunu? Bak. Sen bunu al. Tamam mı? Onu iade et. Benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Onu da söyle. Terbiyesiz ya. Tabii. Tabii. Hep o karısının dolduruşları yüzünden benim onun parasının peşinde olduğumu sanıyor ya. Ah Apo ya, ah Apo ya, bir gözünü açamadın. Ya ben güya Rüzgar'la konuşmaya gidecektim. Tamam neyse. Neyse ben bunlar yüzünden hiç hayatı kendime zindan etmeyeceğim. Yapmayacağım bunu. Alev. Hello, girebilir miyim? No. Fazla kalmayacağım zaten. Çocuğuna babalık yapmamı falan istemiyorsun değil mi? Ay, Allah korusun. Okey, şu an rahatladım. Nursema ne iş? Ha, seni Umut Beyler gönderdi o zaman. Saçmalama, Umut'un haberi bile yok. Ben seni çok iyi tanıdığım için, pardon düzelteyim, ciğerini bildiğim için. Yani şimdi çok iyi tanımak iyi bir şey oluyor senin algında ama ciğerini bilmek kötü. Alev, belki benim harika bir ciğerim var ama senin baktığın yer o kadar iyi değil. Bak sen bana diyorsun ama esas imkansızlıktan sen zevk alıyorsun. Baktın nerede imkansız bir şey var, zor bir şey var, hemen üşüştün değil mi? Senin için yeni bir heyecan, kapalı bir kız. Ya olacak şey mi ya? Üstelik evli. Alev. Ablanın kızının evli olan kayınpederinden hamilesin. Benimki aşktı, tamam mı? Aşk. Ben ne yaptıysam aşkım için yaptım. Ama seninki hırs. Nursema sana aşık olsun, olaylar çıksın, bayılırsın. Sen de ahlak bekçisi olarak beni uyarmaya mı geldin? Hayır, Umut'un en yakın arkadaşı olarak uyarmaya geldim. Eğer senin yüzünden bir ayrılık olursa karşında beni bulursun, ona göre. Alevciğim sen önce kendin yüzünden olan ayrılıklara odaklan. Ha, pardon, o iş olmadı değil mi? İğrenç bir insansın. Dışarı. Yarın lansman için tüm hazırlıklar tamam. Güzel. Kaç gibi gelelim biz oraya? Biz? Umut yalnız geleceksin, öyle konuştuk. Abi, Nursema da gelsin. Yani anons etmek zorunda değilsiniz karım olduğunu. Olmaz, göze batar. Sen yıldız olma yolunda ilerliyorsun. Bak, baştan söyleseydin o zaman, evet demeseydin. Tamam. Halledeceğim ben bir şekilde.
Canım ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir şey oldu. Ne oldu? Rüzgar sana göz koymuş. Ne? Bayağı konuşurlarken duydum. Böyle sana olan hislerinden bahsediyordu. Ay saçmalama Umut Allah aşkına. Benim saçmalıyor gibi bir halim var. Hayatım, bir tanem. Yani kesin bir yanlış anlaşılma vardır. Ben bayağı gittim. Rüzgar'la konuştum. Kendisi de inkar etmedi. Ya Allah aşkına sen Rüzgar'a ne bakıyorsun? Bilmiyor musun sen onu? Sana bir şeyine gıcık olmuştur. Öyle söyleyivermiştir. O yüzden yani yapmıştır böyle bir şey. Sen ciddiye alma onu. Niye ciddiye alıyorsun ki? Ciddiye mi almayayım? Nursema sen benim karımsın. Tamam hayatım. Ben yarın gider konuşurum, tamam mı? Kesin bir yanlış anlaşılma var. Yani Rüzgar ya bu. Rüzgar öyle biri değil ki. Bir şey söyleyeceğim. Bak yarın senin için çok önemli bir gün, tamam mı? Lansmanın var. Sen buna odaklan. Tamam. Bu arada ben sana şeyi söylemeyi unuttum bu. Hazırlıkları tamamlayamamışlar, yarın iptal. Aa, ciddi mi ya? Çok üzüldüm şimdi. Ben de yarın boşalınca şey yaptım, iş aldım. Sahnede olacağım yarın. E tamam, ne güzel işte. Yani işte senin de gelmene gerek yok yani, öyle ben hemen halleder, eve gelirim. Tamam, öyle yaparım. Çay koyayım mı, bize içeriz? Ay, şunların güzelliğine bakın. Çok teşekkür ederiz. Hepsi çok güzel de niye zahmet ettiniz? Zahmet olur mu hiç kızım? Sen neye ihtiyacın olursa bana söyle, ben alırım, değil mi? Sağ olun, teşekkür ederim. İstediğin zaman da buraya getirebilirsin. Ben de gelir bakarım sizin eve. Hem annen de yokmuş. Çekinmene lüzum yok yani, değil mi? Olur, söylerim. Hoş geldin Doğa. Hoş buldum. Nasıl güzelsin sen. Maşallah sana. Fatih çok güzel. Tabii öyledir benim kızım, maşallah. Bizim de olsun. Evet, hadi bakalım babaannes. Üzüm, dede senin üzümü. Ay. Aman güzel kızım. Ay, üzüm üzüm bu, tam üzüm dedesi. Al bakalım annesi. Kızım davet bekleme. Çık çık gel, tamam? Otur gelirim. Yine gel Doğa. Doğa, Cuni rapo sana emanet, tamam? Ben de Cemile'nin babasını Hayat ablaya hazırlatıp geliyorum. E sen zahmet etme, ben hallederdim. Yok yok, dinlersin. Alışabildin mi buraya? Elbette. Herkesi dize getirdim. Kocam beni çok seviyor. Merak etme bizi yani. Sizi merak ettiğimden değil. Şimdi sen evlendin, yeni bir hayata atıldın ya. O yüzden soruyorum. Ben bu hayata doğdum. Benim ailem de böyle. Ya sen kapalı değil miydin? Şimdi Doğacığım, şöyle anlatayım sana. Ben eğer bir şey yapmak istersem yaparım. Öyle pısırık biri de değilim. Eğer biri bana bir laf ederse cevabını alır. Yani anlayacağın, bu evde türbanımı kimseye açıklamak zorunda değilim. Görkemciğim, o zaman ben de sana şöyle söyleyeyim. Hızlı koşan at çabuk yorulur. Yani sen şimdi böyle büyük büyük laflar ediyorsun ya, bu evdekiler o lafları tek tek sana yedirir. Benden söylemesi. O sendin. Neyse,
En azından ben kurtuldum. Sen düşün. Evet. Ben halledeyim mi? Al. Gel bakayım. Al bakalım babası. Bunu da düzeltelim. Güzelim. Yok. Fatih, ben istersen şöyle. Ben hallederim. Babasına kalsın. Sen de ağlar. Hem zaten özledi de. Maşallah. Doğacığım, sen bu akşam madem ödül törenine gideceksin, Cemre bizde kalsın. Ne yapacak çocuk orada gürültüde? Pembe Hanım daha çok küçük, hem emziriyorum da bırakamam. Doğru söylüyorsun. Olsun, en azından gördük babaannesinin gülünü. Gitmez o. Gel beni kurtar lütfen. Olur, uğrarım. Sen Nilay'la bir gün geçir de aklın başına gelsin. Değerli misafirler, şimdi karşınızda Kıvılcım Aslan. Bravo. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim, herkese merhaba. Bu ödül benim için gerçekten çok anlamlı bir ödül. Evet, çok anlamlı bir ödül. Pardon. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim. Programımızda çocukların, ya eğitimin çocuklar için ne kadar önemli olduğunu savunuyoruz ve savunmaya da devam edeceğiz. Ama hayatta bazen eğitimin de yeterli olmadığı bazı durumlar oluyor maalesef. Aşk gibi mesela. Mesele duygu olunca eğitimin, bilginin, görgünün sıfırlandığı insanlar tanıyorum ben. Evet, aşk tabii ki de çok kıymetli bir duygu. Ama karşı tarafın sizi suistimal etmesine izin verirseniz o aşktan çok esaret oluyor maalesef. Sevgili gençler demek istemiyorum çünkü aşkın yaşı olduğuna inanmıyorum. Hayatınızı aşk sandığınız şey için mahvetmeyin lütfen. Çünkü bazı şeylerin telafisi maalesef hayatta yok. Çok teşekkürler. Sırada karşımızda Selcan Yıldırım. Ne işin var senin burada? Doğa ödül alacağını söyledi. Çimen, benim yanıma imam nikahlı gelemez. Sana bunu daha önce de söyledim Çimen. Kendi inancınla istediğin için kapansam buna saygı duyarım. Tamam, evet, başta Gökhan istemişti ama sonradan ben de sevdim. Neyi sevdin Çimen? Sevdiğin şey ne Allah aşkına söylesene bana. Burası yeri değil. Lütfen tartışmayın. Benden bu denli nefret edecek ne yaptım ben sana ya? Ben senin kızınım, düşmanın değilim. Sen onaylanmamakla nefret edilmeyi birbirinden ayıramıyorsun daha Çimen'cim. Buraya seni tebrik etmeye, yanında olmaya gelmiştim. Şu yaptığına bak. Doğaya yaptığımı sana yapmayacağım. Senin arkanda durmayacağım. Bunu da ileride çekeceğin acıları engellemek için yapacağım. O kafana sok. Ama bu sana kapım kapalı demek değil. İstediğin zaman gel. Ama lütfen hatanı anlayıp farkına varıp gel. Ya biz bir hava alalım. Hadi. Çimen. Çimen. Yapma böyle. Anneni biliyorsun. Benden nefret ediyor. Olur mu öyle şey? Hem
Bak benim annem de benden nefret ediyor. Alışıyorsun zamanla, merak etme. Çok abartıyor ama Alev. Ya herkesin içinde söylediklerini duymadın mı Allah aşkına? Çimen, bak. Senin annen bu olanları kabullenebilecek karakterde bir insan değil. Bir de sen onun en güvendiği insandın. Benim annem mesela benden beklediği için şoku hızlı atlattı da. İşte kıvılcıma darbe beklemediği yerden gelince... Ne yaptım ben ya? Adam mı öldürdüm, hırsızlık mı yaptım, ben ne yaptım? İnan şu halin onun için bu söylediklerin gibi bir şey yani. Farkı yok pek. Ben halimden gayet memnunum. Tamam. Madem öyle, zamanı bırakacaksın. O da bir süre sonra mutluluğunu görünce alışacak zaten. Ama şimdi değil. Zorlama. Tamam mı? Şimdi zorlama. Lansman bu akşam mıydı? Ya ben de şansa geldim öyle. Niye ki? Merhaba. Yalnız senin bugün burada olmaman gerekiyordu. Umut'la öyle konuşmuştuk. Öyle mi konuştunuz? Evet, seninle evli olduğunu kimsenin bilmemesi konusunda anlaşmıştık. Anlaştınız, öyle mi? Bak, sen çok iyi, çok tatlı bir kızsın. Ama senin burada olman Umut'un kariyerine zarar veriyor. Onun kariyerine zarar verir. O zaman ben gideyim. Kariyerine zarar gelmez. Hayır, hayır Nursema. Nursema sakın. Sağ olun. Bırakıp her şeyi bir kenara
gidesim geliyor. Acı veriyor yeni bir güne başlamak. Gözlerimdeki yaşı saklamak. Her bedende seni koklamak. Acı zamanında geldin.